Yazık. Hatice'nin yerine koyuyorum kendimi. Ne büyük keder. Bir an evvel çocuk yapması lazım. Yoksa bu acı onu her gün öldürür. Mevzu kapatalım Hürrem. Zira Hatice'm aklıma düştükçe içim parçalanıyor. Mustafa'm. Senin haberin yok. Validemiz benim dairemi Mustafa'ya tahsis etti. Öyle mi? Nereden icap etmiş? Mustafa büyüyor. Validemiz artık annesiyle kalmasını istemiyor. Hakkı var elbet. Evet. Ama benim dairemi verdi. Bu kadar aceleye ne gerek var anlamadım. Başka bir yer hazırlanamaz mıydı? Haremin dirliği düzeni validemden sorulur. Eğer o böyle münasip gördüyse yapacak bir şey yok. Aşkı derunum. Asma o güzel yüzünü. Senin asıl dairen burası. Benim yanım. Hadi Mustafa'm sen uyu artık. Allah rahatlık versin. Sana da. Üzülmeyin sultanım. Yakında oradan da kovulacak. Validi sultanımız kalfalara, ağalara emirler vermiş. Hürrem ondan habersiz hamama bile gidemeyecek artık. Haremi ona dar edecek. Hürrem'in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor nihayet. Gülşah nereye kayboldu? Bilmiyorum sultanım. Validem. Külfem. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Hatice. Külfem Hatun, yeter artık ağlamayın. Sultanımız iyi olacak. Sultanımızın yaşadığı acıyı çok iyi biliyorum. Bu öyle kolay kolay sökülüp atılacak bir acı değil. Validemiz bırakmaz artık onu. Saraya bizim yanımıza gelir. Niye geldi bu? Kim sanıyor kendini? Şimdi hanedana mı girdi? Prenses Isabella. Hoş geldiniz. Sultanım. Ben Hatice Sultan'a geldim. Taziye için. Çok üzüldüm bebek ölünce. Onu görmek istiyorum. Kendileri biraz rahatsız. Dinleniyorlar. Öyle mi? Niye oldu? Hastalandı mı yoksa? Ne olduğu sizi ilgilendirmez. Sultanımız toparlayamadı kendini henüz. Biz de ona destek olmak için buradayız. Ben bir hediye getirdim.
Hatice Sultan'a. Benim vatanım da kötülüklerden korur. Uğur getirdiğine inanır kadınlar. Ne hoş. Çok zarif. Ne oldu? Niye böyle ağlıyorsunuz siz? Başka bir şey mi oldu sultanım? Çocuk öldü. Daha ne olsun? Sultanım, isterseniz Gülfem Hatun'u bahçeye çıkarın. İyi gelir. Ben prensesle alakadar olurum. Thank you.